Tabii Türkiye'nin önünde çözüm, çözüm bekleyen birçok önemli konu var. Dedikten sonra bir de iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk mücadelesi tüm hızıyla, tüm keskinliğiyle sürüyor. Kılıçlar kınından çıktı bir kere. Siyasi anlamda o kılıçlar tekrar kınına kanlı mı girecek? kansız mı girecek? Şimdi bunu izliyor kamuoyu ve her şey kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Şimdiye kadar kapalı kapılar ardında devam eden mücadele artık sokaktaki kavgaya dönmüş durumda. Değişim çağrılarına kulak tıkayan ve koltuğu bırakmamakta kararlı görülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 12. seçim mağlubiyetinin ardından yerel seçimlerde oylarını %25'ten %35'e çıkaracağı iddiasında bulundu. Bir yandan da kendi parti içi muhalefete farklı farklı yasaklar getirmeye başladı. Kemal Bey'in geçtiğimiz günlerde milletvekillerine gönderdiği mesajda parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayın. Kendi görüşlerinizi kamuoyu önünde açıklamayın. Dini konulara girmeyin ...dediği ifade edilmişti. Peki diğer cephede neler yaşanıyor? Diğer cephede ise Trabzon Kli'nin... ...desteğini arkasına alan Ekrem İmamoğlu... ...değişim çağrısını Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik... ...değişim çağrısını sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de... ...Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin almadan... ...bir ziyaret gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu... ...kameraların karşısında öyle bir hamle yaptı ki bu hamle çok konuşulur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Sonra da Sayın Genel Başkan cepten aradım açmadınız dedi. Ben de şimdi ev numarasından arıyorum. Yani benim telefonuma çıkmıyorsunuz demeye getirdi. Kameralar önünde gerçekleşen bu konuşma gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tepkiyle karşılandı. toprağımızın her karışı adım adım işgal altında. Biz değiliz işgalciler. İşgalcilerin kim olduğu ortada. Akbelen provokasyonunu meclise taşıdı, kürsüye çıkardı, eylemciye slogan attırdı. Her yer Akbelen, her yer direniş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Akbelen provokasyonuna sahip çıktı. Marjinal deniyor ama Fotoğraflarına baktık ya kimsenin marjinal bir hali yok burada. Grup toplantısında konuştu CHP lideri gündeminde Akbelen vardı. Konuşmasının tamamını Akbelen'de yapılan madem çalışmalarına ayırdı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin vicdanlı milletvekillerine çağrı yapalım. Siz de gidin bakın. Kimse size bir şey demeyecek. Benim gördüklerimi siz de görün. Benim duyduklarımı siz de duyun. Öte yandan CHP'de değişim için beklediği desteği göremeyen Ekrem İmamoğlu, soluğu Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de aldı. Buzları eritmek için Kılıçdaroğlu'nu cep telefonundan aradı. Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Ancak Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun telefonuna çıkmadı. İmamoğlu bu kez ev telefonunu denedi. Kılıçdaroğlu telefona cevap vermek zorunda kaldı. Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Olsun olsun ben evinde numarasını çevirdim. Vallahi Tunceli'deyiz biraz da sıcak ama tabii her zaman görüşüyoruz.